Ve ABD seçimleri sona erdi. Sizler için dün gece ABD seçimleriyle alakalı ve buradaki seçmen davranışları ile ilgili çıkardığım notlar var. İPİ, yanlış medyanın Trump'ı önde göstermesi çabasına karşın Biden'ın göğsü yiyecek gibi. Bakalım nasıl notlar çıkarmışım, bunları sizlerle paylaşayım. Evet, ABD seçiminden çıkarılacak notlar. Kutuplaştırma yönteminin dünyanın herhangi bir seçmeninde karşılığı var. Bunu Amerika Birleşik Devletleri içinde gördük. Bu ülkenin Amerika, Türkiye'ye ya da bir başka ülke olması fark etmiyor. Kutuplaştırma metodunun maalesef dünyadaki herhangi bir ülkedeki seçmende karşılığı var. Kutuplaştıranlar ne kadar kutuplaştırırsa kutuplaştırsınlar, eğer ülkede demokrasi kültürünün geçmişi varsa kutuplaştıran lider bir şekilde sandıkta alt edilebiliyor. Evet, Trump ne kadar kutuplaştırırsa kutuplaştırsın, ne kadar sistemi ele geçirirse geçirsin, demokratik değerleri ne kadar ortadan kaldırırsa kaldırsın, eğer ülkenin geçmişinde bir demokrasi kültürü varsa bu lider bir şekilde sandıkta alt edilebiliyor. Kutuplaştıran tarafa aşırı fayda sağladığı gibi karşı tarafın sandık motivasyonla ve karşı bloklaşmayı da tetiklediğinden ortadan ikiye bölünmüş bir tablo ile karşı karşıya kalınabiliyor. Ve kutuplaştıran kıl payı ucu ucuna da olsa karşı taraftaki bloklaşmanın etkisi ve bunun sonucunda olan seçimlere yoğun katılım nedeniyle kaybedebiliyor. Evet, kutuplaştıran taraf ister Erdoğan olsun ister Trump olsun, kutuplaştırdığı için seçmenini konsolide edebiliyor. Normalde daha kendisine sahip olan tabandan daha fazla bir seçmen kitlesine de sahip oluyor. Ama kendisiyle aynı düşünmeyen kitleyi de blokladığı için kendisine karşıt ama aralarında ideolojik bağlantı bulunmayan bloklar bile o antidemokratik buldukları lideri devirmek için birleşebiliyorlar. Bunu hem Türkiye'de yerel seçimlerde gördük, hem de ABD seçiminde Trump'ta gördük ve bu aynı zamanda karşı tarafın bloklaşması meselesi seçimlere katılımın da artmasına yol açıyor. Ülkemiz gerçekten demokrasiyle yönetiliyorsa ve bir gün demokratik sınırların dışına çıkan ve her şeye hakim olmak isteyen bir tek adam geldiğinde demokratik sistemin gücü bir gün mutlaka o tek adamı alt edecektir. Bu sürenin kısası ya da uzunluğu ülke dışında olan uluslararası gelişmelere, sürpriz gündemlere ve hepsinden önemlisi halkın uyanış etkisini destekleyen ve en önemli veri olan eğitim düzeyine de bağlı olarak değişebilir. Bir tek adam bir dönem, başka bir tek adam farklı bir ülkede 5-6 dönem kalabilir. Bu o ülkenin demokratik geleneğiyle alakalıdır. Örneğin şu anda Rusya'da da bir tek adam var ama Rusya'da maalesef demokratik geleneği çok gelişmiş bir ülke olmadığı için onu devirebilmek daha zor. Kaldı ki ülkenin eğitim seviyesiyle de alakalı bir konu. Bir tek adam bir ülkede bir sene, başka bir tek adam başka bir ülkede bir dönem değil 5-6 dönemde kalabiliyor. Bu iç ve dış konjonktürdeki gelişmelere ve sürpriz gelişmelere bağlı olarak gelişebiliyor. Ama ülkenin temelinde demokratik bir gelişim varsa o tek adam zaten sandıkla bir şekilde yenilecektir. Trump da yenilmiştir.